Adana Valisi Süleyman Elvan Bey, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı efendim. Güzel bir ortamda, Adana'nın en güzel otellerinde sabah kahvaltısında buluşan Vali Bey, gazetecilerle hoş sohbet etti efendim. Biz de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Tamam. Yani evet, biraz önce de söyledim. Yani toplumumuzun doğru bilinçlenmesi, doğru bilinçlenmesi, kamuoyunun doğru yönlendirilmesi açısından gazetecilerimiz, demokratik toplumun vazgeçilmesi, kendileri doğru yönetilmesi, dengeli yönetilmesi açısından çok önemli bir şey var. Teşekkür ederim. Yani patronları istiyorlar ki gazetecilerimizi çıkartalım, çalışanlara para verelim ama kağıt zammı arka arkasına gelince de 10 hafta kaldı çoğu. Daha önce gazete sayısı bir yazı aldı Türkiye'de. Hep bundan bir biraz daha kağıt zammından dolayı. Dolar düşüyor ama kağıda zam gelir halen. Patlama masrafları artıyor. Bu arada yaşadığım bir ufak bir olayı anlatayım. 5 Ocak günü ben de trafikteydim. Törenlere yetişmek istiyorum sizin kadar. Ancak Abidinpaşa'ya geldim. Tam 2,5 saat Abidinpaşa'da konvoy bekledim. Kendi kendime kahrettim. Ne biçim bir şehirde yaşıyorum diye. Ya bu kadar bir trafik tıkanır mı? Hani %100 rahatlık olur mu? Olmaz. Çünkü herkes aynı anda, 30-40 kişi aynı anda birkaç saat içerisinde bir maç izlemeye gidiyor. Dolayısıyla doğal olarak orada bir yoğunluk olur yani. Mutlaka. Tabii şu andaki biraz fazla da. Bir yoğunluk olacağı kesin. Ancak işte bildiğim kadarıyla belediyenin projeler arasında şey de var. Raylı sistem de var orada. Raylı sistem olması, birkaç tane alternatif yol açılması bu işi rahatlatır. Vatandaşımızın doğrudan katkısı